Rezonans yapısı çizerken öğrencilerin birçok hata yaptığını görüyorum ve bu yüzden gördüğüm bazı hatalar hakkında bir video yapmak istedim. Diyelim ki bu karbokatyon için bir rezonans yapısı çizmek istedik. Bazı öğrenciler bu elektronları alıp buraya taşıyor ve sağda da gördüğünüz yapıyı çiziyor. Ve diyor ki, tamam, bu benim rezonans yapım. Bu arada bu elektronları mavi renkle belirginleştireyim. Yan tarafta da işte buradalar. Ancak bu yanlış bir yorum. Bu yüzden buraya yanlış yazayım. Yani sağdaki rezonans yapısı yanlış bir yapı. Peki bu rezonans yapısı neden yanlış? Önce karbonların üzerindeki hidrojenleri çizerim. Her şey çok daha açık olacak. Bu karbona bağlı bir hidrojen var. Bu karbonun da aynı şekilde. Ve bu karbonsa iki tane hidrojene sahip. Artı bir formal yüke sahip bu karbonun da bir adet hidrojeni olmalı. Evet, şimdi sağdaki yapıya da hidrojenleri koyalım. Artık bu rezonans yapısının neden yanlış olduğu açıkça görünüyor. Evet, şimdi kırmızıyla işaretlediğim bu karbona odaklanalım. Bu karbonun kaç tane bağı var? Sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir karbonda 5 bağ. Ama olmaz. Karbonun 5 bağı olamaz. Çünkü öyle olsa karbonun etrafında 10 elektron olur. Oysa karbon elektron söz konusu olunca okteti aşmamalı. Karbonun periyodik tablodaki konumu nedeniyle kendisi ikinci periyotta biliyorsunuz. 4 orbital vardır ve her orbital en fazla 2 elektron tutabilir. Bu da 4 çarpı 2'den 8 verir. Yani karbon okteti aşamaz. Bunun yanlış olmasının başka bir nedeni daha var. Bu üstteki karbona bakarsak sadece 3 bağ olduğunu görüyoruz. Yani bu karbonun artı bir formal yükü olması lazımdı. O zaman bir artı formal yük daha ekledik ve karbonun 5 bağ var. Bu yanlış bir rezonans yapısı. Peki, doğru rezonans yapısı nasıl olur? Aşağıda bunu gösterelim. Şimdi bu elektronları alıp onları artı bir formal yük yönünde hareket ettiriyoruz. Elektronları yine mavi yapalım ve burada da gösterelim. Evet, şu şekilde. Ve bu durum artı yükü bu karbona getirmiş oldu. Hidrojenlerimizi çizmeye geçtiğimizde bunun neden doğru olduğunu anlayacaksınız. Şimdi buraya, buraya ve buraya hidrojenlerimizi koyduk. Şimdi bu üçünü sağ tarafa da yerleştirelim. Artık her şey çok açık. Buradaki kırmızı karbonun artı bir formal yükü olduğu ve etrafında 3 bağ olduğu belli. Sayalım. 1, 2 ve 3. Ve bu karbonsa artı bir formal yüke sahipti. Ama artık formal yükü 0 çünkü etrafında 4 bağ var. Bunlar 1, 2, 3 ve 4. Ve böylece formal yükü 0 olmuş oluyor. O zaman doğru rezonans yapısı bu. Şimdi buraya çizdiğim hidrojenler biraz kafa karıştırıcı. Bu yüzden onları çizmesek de olur. O zaman yapımızı tekrar sağ tarafa çizelim. Evet, rezonans yapılarını çizerken bu hidrojenleri kullanmasak da olur. Çünkü kargaşa yaratıyorlar. Neler olduğunu anladıktan sonra hidrojenleri çizmek gerekli değil. Başka bir örnek daha yapalım ve yine yanlış yapıyla başlayıp sonra doğrusu hakkında konuşalım. Örneğin bir öğrenci, bu azot üzerinde eksi bir formal yük var. O zaman bu ortaklanmamış elektron çiftini alıp buraya getirirsem bu elektronlar da buraya geçer diyebilir. Şimdi bazı öğrencilerin doğru diye düşündüğü bir rezonans yapısı çizelim. Ortaklanmamış elektron çiftlerini de koyduktan sonra bazı elektronları takip edelim. Azot üzerindeki mavi elektronlar buraya hareket ettiler. Lacivert elektronlar da şuraya indiler ve son olarak mor elektronlar azotta kaldılar. Peki, sağ taraftaki bu rezonans yapısı neden doğru değil? Şimdi hidrojenlere bir bakalım. Burada karbonla başlıyoruz. Ve bu karbonun bir tane, bunun bir tane ve alttaki karbonun da iki tane hidrojeni var. Bu hidrojenleri sağdaki yapıya yerleştirdiğimizde neden bunun doğru olmadığını anlıyoruz. Aşağıda kırmızıyla işaretlediğim bu karbona bakalım. Kaç tane bağ var? 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani bu karbonun 5 bağı var görünüyor ama aslında
5 bağa sahip olamayacağını biliyoruz. Karbon asla elektron oktetini aşamaz. Hemen bunun doğru bir rezonans yapısı olmadığını fark ediyoruz. Şimdi bunun doğrusunu bir yapalım. Bu elektronları alıp buraya taşıyoruz. Tabii buradaki pi elektronları da bir yere gitmek zorunda. Onlar da bu karbona hareket ediyor. Sağ tarafa doğru rezonans yapısını çizelim. Çift bağımız burada. Karbondaki elektronlarımızı da yerleştirelim. Tabii bu elektronlar karbona eksi bir formallük vermiş oluyor. Azotta da bir adet ortaklanmamış elektron çifti var. Öncekiyle aynı renkleri kullanacağım. Buradaki mavi elektronlar bu bağı oluşturmak için buraya hareket ettiler. Lacivert elektronlarsa bu karbona geldiler. Onu da lacivert yapalım. Bu da karbona eksi bir formallük vermiş oluyor. Ve son olarak mor elektronlar da azotta kaldı. Evet, bu karbonu şimdi farklı renkte yapayım. Bu mor karbonun eksi bir formallükü var. Hatırlayacaksınız, bu karbona bağlı bir hidrojen bulunuyordu. Buraya da hidrojeni ekleyelim. Buraya da sıkıştırabilirsem, evet, oldu. Şimdi bu karbon 3 bağ ve 1 ortaklanmamış elektron çiftine sahip ve ayrıca eksi bir formallük var. Buradaki azotunsa formallükü 0. Böylece sağdaki yapı doğru bir rezonans yapısı. Hidrojenleri çizmek aslında vakit kaybı. Çünkü boşuna yapıyı karıştırmış oluyorlar. O yüzden şimdi buraya başka bir tane rezonans yapısı çizip bu hidrojenleri koymayalım. Ayrıca bütün bu hidrojenleri çizmediğimizde daha az zamanımızı alacaktır. Buraya bir tane ortaklanmamış elektron çifti ve yanında eksi bir formallükü koyuyoruz. Ve halen bu mor karbon üzerinde bir hidrojen olduğunu unutmayalım. Evet, rezonans yapılarını çizmede sorun yaşıyorsanız genellikle sorun hidrojenleri ele almamak, onları eklemeyi unutmaktır. Ve bunları koyduğunuzda nokta yapınızın, rezonans yapınızın doğru olup olmadığını görmek çok daha kolaydır. Bu yüzden dikkatli olun. Ama tabii rezonans yapıları çizmek pratik meselesi. Ne kadar çok çizerseniz o kadar iyi anlarsınız. Çizdikçe de zaten bahsettiğim gibi hidrojenleri artık koymanıza gerek kalmaz. Çünkü neyin nerede olduğunu bilirsiniz. Ayrıca bunları çizerken hata yaparsanız sorun değil. Hatanızdan ders çıkarın ve alıştırma yapmaya devam edin.